Merhabalar, ben geldim. Aylar sonra umarım hepiniz çok iyisinizdir. Okul, aynı zamanda iş ve diğer işte sorumluluklar, eğitimler, etkinlikler derken burayı bayağı boşlamışım. Ama buradayım ve şimdi neler yaptım, neler oldu, neler bitti ve neler yapmak istiyorum. Böyle editsiz ve samimi bir video çekmeye çalışacağım. Umarım yapabilirim. Şöyle, okul bitti sonunda. Sanırım başardım bu sefer. Hala notlarımı kontrol ediyorum. Yani bir 3 hafta falan oldu açıklanalı. Pardon, 2 hafta. Ama sürekli girip notlarımı kontrol ediyorum. Aman bir şey değişmiş midir işte. CC ile geçtiğim ders yanlışlıkla DD falan düşmüş müdür, korkuyorum. Ama oldu, bitti. Son bir stajım kaldı. Onu da yazıp inşallah tamamen kurtulacağım okuldan. 1 lirada çalışmaya başladım. Bundan bahsedemedim sanırım henüz. Zaten oraya girdim ve böyle yoğunluktan burası tamamen gitti. Orada marketing MT olarak başladım. Ve bilmiyorum, çok mutlu olduğum bir yerdeyim gerçekten. Kripto, blok zincir ve bütün bunlar yani hala yabancıyım demek istemiyorum. Tabii ki yabancıyım ama her gün çok fazla şey öğrendiğim ve öğrenmeye, gelişmeye çok ihtiyacım olan bir alan. Bakalım oluyor. 3 ay önce Mart'ın yarısına falan başlamıştım. Tabii ki Mart'la bugün arasında çok fark var, bilgi farkı ama hala öğrenecek çok şey var. Ve orada tam zamanlı olarak devam edeceğim. Marketing specialist olarak. Güzel bir yolculuk orası benim için. Ve güzel durakları olacağına inanıyorum. İyi gidiyor. Oldukça fazla sorumluluk almaya çalışıyorum. Alıyorum. Küçük şeyler, büyük şeyler. Farklı farklı işler yapmaya çalışıyorum. Ve startup'a geri döndüğüm için kurumsal firmalardan mutluyum. Onun hem esnekliği hem de yoğunluğu var aslında üzerimde ama genel manada şu anlık çok memnunum. Umarım hep böyle devam eder. İlk defa yaz geldiğinde full çalışıyor olacağım. Bu beni birazcık yoruyor, yetişkin olmak. Yanlışlıkla gerçekten yetişkin oldum. Gerçekten bitti bu sefer. Geçtiğimiz yaz bilerek part-time çalışım yerleri bırakmıştım. Bu benim son yazım. Gezeyim, eğleneyim ya da hiçbir şey yapmadan sadece yazın duvara bakayım diye. Çok mantıklı bir karar vermişim şu an düşünüyorum. Çünkü bu yaz full time çalışıyor olacağım. Yani 5 sene bitti. Ve böyle biraz bilmiyorum, böyle duygusal, ah mezun oldum, okul bitti konuşması yapmak istemiyorum. Okul benim hayatımda hiçbir zaman çok büyük bir alan kaplamadı. Üniversite hayatı olarak diyeyim. Tabii ilk 2 sene Bursa'da okudum. Sonuçta buraya geçiş yaptım ve Bursa'da okurken yani hayatım okuldu. Hiçbir zaman demeyeyim, o yüzden yanlış oldu. Ama son 3 senedir ki yok ya, ilk 2 senede hani eğlence, sosyal ortamlar, arkadaşlıklar falan. Onunla ilgileniyordum. Yani dersler hiçbir zaman tam anlamıyla ilgimi çekmedi. Pandemi tabii ki hani dünyanın başına gelmiş en kötü şeylerden biri ama değerlendirebildiğimi düşünüyorum. O yüzden benim için iyi geçen bir süreçti ve okulun online olması ve bizim okulun yani Yıldız Teknik Matematik Mühendisliği'nde ben rahat ettim açıkçası derslerini online dönemde. Şanslıyım ki geçebildim. Bazı arkadaşlar çok zorlandı çünkü belki hatırlıyorsunuzdur işte aynalı sınavlar, iki kameralı sınavlar vesaire. Ben o dönemi güzel atlattım. Atlatırken de çalışma imkanı buldum, çalışabildim. Benim en mutlu olduğum şey o. Geçmişe dönüp baktığımda pandemi o yüzden iyi ki olmuş demek istemiyorum. Tabii ki hoş bir şey değil ama demedim yani, bunu demedim. Son sene ya çok garip bir şey yani, ben anlamıyorum. İnsanlar hem çalışıp hem okumak ne kadar zor bir şeymiş ve ben bunu şanslıyım. Çok az yaşadım. 2 dönem yaşadım ama 2 dönemde de 1,5 gün dersim vardı sadece. Ama o bir günler tam bir gün olan sabahtan akşama kadar, ilk dönem 9'dan 6'ya kadar dersim vardı. İkinci dönem yine daha iyiydi. 11'den 4'e kadar dersim vardı ama ilk dönem gerçekten hani okuldan o kadar böyle ayaklarım geri geri gidiyordu ki okula giderken hani çok bıkmış haldeydim ama bitti ya. Yani bakalım şimdi gelecek neler gösterecek. Heyecanlı. Evet. Okul vesaire, geçmişe yönelik şeylerim bu şekildeydi. Buraya gelirsek de burayı da işte bu sebeplerle zaten ilk dönemde çok çok video paylaşmamıştım. Part-time çalışırken okumak ve bunun zorlukları hakkında bir video yaptım ama memnunum yani. Özellikle bu şey konusu işte 3. sınıfta çalışmaya başlayın hani part-time olarak. Ya 4'te belki de 3. sınıf, ben mühendislik okuyorum.
dışarıdan umarım sesler gelmiyordur. Mühendislik okudum. Okuyorum diyorum hala. Okudum. Ama mühendislik olmasa bile hiçbir bölüm bilmiyorum ki ben şeyi kolay olsun. Üçüncü sınıf. Üçüncü sınıf her zaman en kilit senedir. En çok dersin olduğu senedir yani benim gördüğüm kadarıyla. Nasıl çalışıyorlar, çalışılıyor üçüncü sınıfta veya işte hiç pandeminin olmadığı, derslerin online'a dönmediği zamanlarda insanlar nasıl çalışıyordu bilmiyorum ama aşırı saygı duyuyorum artık bunu duydukça işte ben çalışıyordum zamanında dendiğinde. Yine dördüncü sınıfta bir tık daha bazı okullar daha serbest bırakıyor. Ben dördüncü sınıfımı son iki seneye yaydığım için o şekilde bitirebildim yani çalışırken yoksa okulda bitmezdi. YouTube'a gelirsek, içerik üretmeye gelirsek yani şey demiyorum ah ben geldim aylardır yoktum. YouTube'da yoktum ama hani LinkedIn, işte Instagram gayet aktifim onun dışında. Normal hayat devam ediyor ve YouTube biraz bilmiyorum. Hala seviyorum bu arada devam edeceğim buraya. Yani 10-15 kişi izlese bile devam edeceğim bir platform. Ama artık dünyanın gittiği yer hakkında kafamda çok soru işaretleri oluşmaya başladı. Ben burada kaliteli bir şeyler yapmaya işte yani elimden geldiğince benim kaliteli tanımıma göre kaliteli bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yazmaya, çizmeye çalışıyorum. Aynı şey LinkedIn için de geçerli bu arada. Güzel içerik üretmek, faydalı içerik üretmeye çalışıyorum. Bunu istiyorum ve görüyorum ki çok da üzerine düşünülmemiş, çok da faydalı, belki sayılmayacak şeyler ya da daha çok tıklama almak için yapılmış şeyler gerçekten amacına daha çok ulaşıyor. Daha çok tıklanıyor, daha çok insan onu görüyor. Ve hani şey yapmak istemem, of ben çok faydalı şeyler paylaşıyorum, hiç bakmıyorsunuz gibi bir şey değil bu. Ben hani kendi şeyimden çok memnunum ama örneğin Instagram'da gittiğim etkinlikleri Reels olarak paylaşıyorum ve yani bu işte dikey formatta kısa videolar olayı TikTok'tur, Reels'tir. YouTube Shorts'a bir iki video attım hiç izlenmedi doğru düzgün. YouTube Shorts benim açımdan başarısızdı yani. Genel olarak izleniyor mu, Türkiye'de nasıl izlenmeleri bilmiyorum. TikTok'a henüz giriş yapmadım ama Instagram'da yani videoyu atıyorum bir saat sonra bir bakıyorum en az 1000 kişi izlemiş. Yani ve benim hani çok yüksek takipçi sayım yok ama işte 3-4 bin ortalama işte 8-9 bin izlenen var 1000-2000 izlenen var. Hemen bir izleme artışı inanılmaz bir izleme ve insanı hani şey hissettiriyor 60 saniyede mi vermeliydim acaba bu bilgiyi benim şimdi 7.40 olmuş. 10 dakika boyunca konuşacağım muhtemelen. Ve bu acaba bir TikTok olabilir miydi? Bu bir Reels olabilir miydi? Ben yanlış mı yapıyorum? Ve hani YouTube, TikTok bu arada şey, TikTok ve Reels da çok uğraştırıyor. Hani editlemesi küçük telefonla yapmak bence daha bile zor belki ama vakit olarak YouTube videosunu editlemek doğal olarak çok daha fazla vakit alırken yanlış mı yapıyorum? Hani faydalı içerik aslında 60 saniyede de üretilebilir mi? Hatta 60 saniyede üretmek daha zor. Bu şimdi 10 dakika boyunca oturup kendim hakkında sohbet ederken 60 saniyede faydalı içerik üretmek belki daha zor. Belki saygı duyulması gereken bir şey ama benim kafamda işte bu hızlı tüketilen içerikler biraz soru işareti yaratmaya ve beni bu demotive etmeye başlamıştı. Ve bahsettiğim işte okul ve iş yoğunluğu varken de buraya açıkçası hiç zaman gelme, sıra gelmedi. Bilmiyorum. Burası hakkında düşüncelerim hani burası dediğim benim YouTube kanalım değil. Genel YouTube hakkında genel olarak işte LinkedIn'de, Instagram'da da insanların ne görmek istediğine artık emin olamıyorum ne görmek istediklerinden. O yüzden yine kendim için yapıyorum. Yine 10 kişi izlese yeter diyorum. Ama hani bir yandan da insan bir emek gösterince tabii ki karşılığını görmek de istiyor bu arada. Hani bu şey değil. Yalan söylemeyeceğim yani şey olmuyor bir şey attığınızda bir selfie bile olsa hani ya bu insanlar bunu neden beğenmedi oluyorsun çünkü insanlar beğenmeyince veya tepki göstermeyince o sosyal medyada onu işte keşfette orada burada göstermiyor insanların ortasına çıkarmıyor ve gerçekten faydalanabilecek bir insan varsa selfie'den örnek verdim selfie'den ne faydalanacaklarsa bu bir eğitici bir içerikse insanlar hani tıklamadıkça zaten başkalarına gösterilmesi de azalıyor. Öyle bir durum var. İnsanlar artık YouTube'da vakit geçirmiyor. Daha kısa, daha hap bilgilerin olabileceği bir platforma mı geçmeliyim diyorum ama ben böyle oturup işte 10 dakika boyunca konuşmayı seviyorum. Yani bir yere gittiysem 10 dakika boyunca onu anlatmak istiyorum. O yüzden yani ne kadar vaktim olur, neler yapabilirim bilmiyorum ama devam edeceğim kesin. İşte
Bakalım önümüzde Akbank Fellowship mezuniyeti var. Onun da hani yine bir etkinlik vlogu olacak ama bilmiyorum ya, vlog izlemek bence hala izlenir yani. Ben izliyorum insanlar neler yapıyor, ne ediyor. Reels'ını da çekerim belki ama bir videosunu da çekmek, koymak istiyorum mutlaka, nasıl vakit geçirdik, neler yaptık diye. Genel olarak hani bu sitemim LinkedIn'e de aynı zamanda. LinkedIn'de de ne zaman gerçekten hani bilgimi, emeğimi döküp bir şey paylaşsam, oradan aldığım tepkiyle işte son bir mezuniyetimi koydum. Orada hissettiğim duyguları yazdım. Arada çok büyük bir fark var. Hani görüntülenme açısından, aldığım tepki açısından. Ama diyorum hani ben bir şey yaratmak istiyorum. Bir emek verip insanların faydalanabileceği bir içerik üretmek istiyorum. Ama bir yanda sadece işte mezun oldum, çok mutluyum, yolum şuralarla şuralarla kesişti, herkese teşekkürler yazdım bir şey. Hani on binlerce görüntülenme alıyor. Bilmiyorum doğru olan ne. Hani bu şeye mi dönmeli? Özlü söz paylaşayım o zaman. Hani eminim ki insanlar çok daha fazla tepki veriyor. Böyle ne kadar kısa olursa artık insanların o kadar ilgisini çekiyor çünkü. Bu da normal. Ben de böyleyim. Hani bu şey gibi bir şey, dediğim gibi hani insanları suçlamıyorum. Ben de sosyal medya kullanıcısıyım, bağımlısıyım. O yüzden ben de kısa şeyleri, da kısa tüketilebilecek içerikleri daha çok tüketiyorum diyeyim ama durum bu şekilde. O yüzden hani böyle küçük bir bahsettiğim şey, özet. Buraya devam, YouTube'a devam. Burada paylaştığım, kendimce faydalı olacağına inandığım şeyleri anlatmaya devam. Ama bir tık demotivasyon var. Genel olarak YouTube'a karşı bir şeyim var. Veya genel olarak faydalı ve uzun içerik üretmeye artık biraz verdiğim emeği, hani böyle ya verdiğim emeğin karşılığı nasıl alınır? O da bir soru işareti bu arada. Hani bir yandan dediğim gibi 10 kişinin izlemesi ve 10 kişiden 9 faydalandıysa bu müthiş bir şey. Ama bir yanda 1000 kişi izlediyse ve 3 kişi faydalandıysa bu da soru işareti. Hani verilen emek ve şey nasıl ölçülecek? Bilmiyorum. Alınan karşılık birbirini buldu mu? Ama işte dediğim gibi biraz dünya ve ilgilerimiz, dikkatimizin dağınıklığı farklı yere gidiyor. Yanlış haberler aşırı hızlı yayılırken doğru haberler yayılmıyor. Mesela TikTok'ta, orada, burada. Genel olarak bir şeylik var. Nazar var. Bilmiyorum, insanların ilgilerinde bir değişiklik var. O yüzden bakalım, bu videoyu da soru işaretiyle koyacağım kafamda. Hani aylarca video atmadım. YouTube kaç kişiye gösterecek mesela? Uçak geçiyor. Umarım ses çok gelmiyordur ama genel olarak durum bu. Tekrar özetliyorum. Özetleyip yine anlatmaya daldım. YouTube'a devam. Çok ne kadar sıklıkla video atarım bilmiyorum. Artık kendime söz verip bu sözü yerine getirememekten yoruldum. Çünkü artık 1 lirada çalışıyorum ve orada da içerik üretmeye çalışıyorum. Hani içerik üretme fonksiyonlarımın bir kısmını orada kullandığım için kendi kişisel hesabıma ne kadar vakit kalır, neler yapabilirim bilmiyorum ama elimden geldiğince bir şeyler paylaşmaya, özellikle LinkedIn'de devam ediyorum zaten düzenli olarak ki oraya da çok ara vermiştim ama YouTube'a da devam. Eskisi kadar sık olmayabilir ama yine de yani ne yapıyormuş bu Seray deyince en azından 6 ay önceden falan video çıkmasın, değil mi? Biraz kendimce faydalı bulduğum şeyleri paylaşmaya devam edeceğim. Yoğun bir dönem beni bekliyor. Bakalım şimdiden sosyal hayatım. Hani okul bitince rahatlarım dedim ama bu sefer işe girince hani sorumluluklarınız da artıyor doğal olarak. Ve bir şeyler yapmak için nasıl desem motivasyon da artıyor. Daha çok çabada göstermek istiyorum. O yüzden arkadaşlarımla da çok şey yapamıyorum bazen ama bakalım nasıl olacak. İş hayatına official olarak giriyorum. Girdim. 1 Temmuz'da tam official olarak gireceğim. Nasıl olduğunu göstermeye çalışacağım elimden geldiğince, nasıl bir şeymiş. Günlük breakdownlarımı gösteremesem de böyle neler yapıyorum, neler yapmaya çalışıyorum. Startup'ta nasıl bir ortam var, ofis ortamı odur budur, bunları çekip göstermeye çalışacağım. 10 dakika dedim ama 15 dakika oldu. Susmam da yani, daha da konuşurum ama böyle bir güncelleme videosu olsun. Buraya kadar izlediyseniz herhalde beni eskiden beri izliyorsunuzdur ve sohbetimi özlemişsinizdir diye düşünüyorum. O yüzden teşekkür ederim buraya kadar dinlediğin için. Bir sonraki videoda sohbette değil inşallah, daha anlamlı, daha faydalı bir içerikte görüşmek üzere diyorum. Kendinize, kendine çok iyi bak. Görüşürüz.